Değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Umarım sesimde ya da görüntüde bir problem yok. Teşekkür ediyorum Ezgi Hocam. Sen nasılsın? Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz kendimi tanıtayım diye erken açtım. O arada katılacak arkadaşlarımız da yavaş yavaş tamamlanır zannediyorum ki. Önce bir sesimin... Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Aranızda gördüğüm kadarıyla daha önceden tanışmış olduğumuz, iletişim halinde bulunduğumuz arkadaşlarımız da var. Henüz bu akşam tanışacak olduğumuz arkadaşlarımız var. Sizler için inşallah çok verimli bir ders olacak. Ama asıl başlangıç tarihimizi görüyorsunuz. Sesle ilgili problem hakkında bir bilgi verebilirseniz, bazı arkadaşlarıma geliyor, bazılarına gelmiyor sanırım. Tamamdır, motiveyiz o zaman. Bu arada evet, derslerimiz ALES grubu için düzenlense de, biliyorsunuz anlam konuları ve soru tarzları her sınav grubu için ortak. O yüzden aramızda bu sınav dışında sınava girecek arkadaşlarım da gönül rahatlığıyla dinleyebilirler. Onlara da faydası olacağını düşünüyorum ben. Ama ALES birazcık daha ağır tabii. Hem soru sayısı bakımından hem o uzun paragrafların ard arda gelmesi bakımından, ama yapılamayacak sorular değil. Şöyle yine dersimiz başlamadan önce ifade edeyim. En son yapılan ALES sorularını da eminim ki görmüş ve çözmüşsünüzdür. Çok net cevaplar. Evet, zorlayıcı üst üste çözdüğümüzde belki bizi sıkıntıya sokabilir. Ama neticede sakin kafayla baktığınızda görüyorsunuz ki ÖSYM soruları net. Hiç muallakta olan sorular değillerdir. Evet, o da ağır, o da ağır. Hiçbir sınavı küçümsemiyoruz. Şimdi sizin için o dağ gibi gözüken sorunları bir nebze elimizden geldiğince küçültmeye çalışacağız inşallah. O zaman hazır mıyız? Motive miyiz acaba? Bu arada kendimi tanıtacağım dedim. Doğru, TYT'ye de girecek olan arkadaşlarım dinleyebilir. Hiç sıkıntı yok. Aynı soru tarzlarının orada da sadece soru sayısı farklı olarak geldiğini görmüştük ve ifade etmiştik. O yüzden TYT, KPSS, ALES, DGS, bütün arkadaşlarımın şu anda bu dersi dinlemesi uygundur. Fayda sağlayacağına da eminim her birinize. Yeter ki ben soruları değerli arkadaşlar ekrana yansıttığım zaman hemen cevabı bulmak için acele etmeyin. Çünkü ben burada sizlere bunlara bakış açısını öğreteceğim. O yüzden önemli olan sizin ekran başında şu an bana cevap veriyor olduğunuz değil. O yüzden beni dinleyin. Önce soruya nasıl yaklaştığımı görün. Ondan sonraki soru çözümlerinizde bu da size rehber olsun. Zaten hepimizin, Nurullah Hocam, hepimizin sorunu zaten bir soruya çok fazla süre ayırıyor olmamız. O nedenle bazı köşe taşı bilgileri bilmemiz lazım. Ben paragraf taktiği demiyorum, paragrafa yaklaşım biçimi diyorum bunun için. O yüzden bu çok önemli. Biliyorsunuz biz paragraf olarak, bir bütün olarak bakıyoruz, ancak o paragrafların her birisi bir cümleden, cümlelerin her birisi de birer sözcükten oluşuyor. Dolayısıyla bir sözcüğü anlayamamak demek, cümleyi yorumlayamamak. Cümleyi yorumlayamamak da paragrafı anlayamamak anlamına geliyor. O yüzden her kelime, her cümle bizler için değerli ve önemli. Şimdi şöyle başlıyorum. Biliyorsunuz bir boşluk doldurma sorularımız var değerli arkadaşlar. Bir parçaya sözcük yerleştirme. Bazen ÖSYM öncülde bir cümle veriyor. Cümleye sözcükleri yerleştirmemizi istiyor. Bazen de bir parça veriyor ve bu parçaya sözcük yerleştirmemiz isteniyor. Bu bazen iki boşluk, nadiren de olsa üç boşluk şeklinde karşımıza gelebiliyor. Şimdi burada değerli arkadaşlar şunu yapacağız. Öncülde bana bir cümle de vermiş olsa, bir parça da vermiş olsa,
bunun bir konusu var. Anlaştık. Burada verilen cümle ya da parçanın bir konusu var. Dolayısıyla önce ben bu konuyu belirlemeli. Ardından da bu konuyla ilgili olumlu mu, olumsuz bir bakış açısı mı sergiliyor? Hangi yönü üzerinde duruyor? Bunu belirlemeliyim. Yani önce parçayı boşluklu bir şekilde okumalıyım. İlk boşlukta hani eğer sözcüğü yerleştiremiyorsam, hiç seçenek eleyemiyorsam soruyla inatlaşmadan ikinci boşluğa gideceğim. Bazen ikinci hatta üçüncü boşlukta olayı çözmüş olabilirsiniz. Şimdi bir bütün olarak okuyorum önce. Şiirimizi aşırı biçimcilik sadece batıya öykünme diye yorumlayabilir. Hele son günlerde dergilerimizi muhteva açısından sığ şiirler batıyı iyi bilen bir avuç aydını bile uzaktır diyorum. Şimdi altını çizdiğim sözcüklere dikkat edin. Bunlar anahtar kavramlarım. Her zaman boşluktan önce ya da sonra olması gerekmiyor bunların. Şimdi öykünmek ya da aşırı biçimcilik ya da sığ şiirler ya da bir avuç aydını bile uzak olması bunlar gördüğünüz gibi olumsuz bakış açılarıdır. Dolayısıyla buraya yerleştireceğim kelimeleri de ne yapmalıyım? Ona göre tercih etmeliyim. Şimdi bakıyorum. Şiirimizi kapsayan aşırı biçimcilik. Şimdi kapsayan ne demektir? Sınırları içine almak demektir. Şiirimizi sınırları içine alan aşırı biçimcilik. Diyelim ki ilk boşluğu eleyemediniz değerli arkadaşlar. Şiirimizi tamamlayan. Şimdi şiirimizi tamamlayan deseydim o zaman burada olumlu bir şey söylemiş olacaktım. O yüzden ilk boşluğumda ilk kelimem gitti. Şiirimizi saran, bu da olabilir. Hani sarmıştır, kuşatmıştır. Şiirimizi biçimleyen, diyelim ki bunu da eleyemediniz. Bakın stres yok, sınavdasınız gibi düşünün. Şiirimizi sınırlandıran. Şuraya kadar sadece elediğim seçenek nedir? Bursa seçeneğidir. Devam ediyorum. Hele son günlerde dergilerimizi süsleyen olamaz değerli arkadaşlar. O zaman yine olumlu bir şeyden bahsetmiş olurum. Şiirimizi kaplayan yani sınırları içine alan, şiirimizi şenlendiren, bakın şenlendiren de olamaz değil mi? Şenlendiren seçeneğini de elerim. Çünkü bu da pozitif bir yaklaşım açısı. Şiirimizi tatlandıran diyorum. Yine tatlandıran da diyemem. Çünkü o zaman yine pozitif bir bakış açısı sergilemiş olurum. Ancak değerli arkadaşlar görüyorsunuz ki diyorum ki şiirimizi saran aşırı biçimcilik sadece batıya öykünme diye yorumlanabilir. Hele son günlerde dergilerimizi kaplayan muhteva açısından sığ şiirler batıyı iyi bilen bir avuç aydını bile doyurmaktan uzaktır dediğimde yukarıda işaretlemiş olduğum olumsuz bakış açısını içeren kelimeleri ne yapmaktadır? Desteklemedir, desteklemektedir diyorum. Bağlantı koptu mu bilmiyorum. Ben bağlantı varmış gibi ders anlatıyorum. Arkadaşlarım geri dönüş sağlarsa tabii ki ne yaparım? Sevinirim. Sesimde bir problem var mı? Yayında bir problem var mı? Sorun yok. Öyleyse geçiyorum. Yine ikinci soru değerli arkadaşlar. Aynı şekilde boşluk doldurmalı bir soru. Her soru için ikişer soru tercih ettim ki görebilin diye bunları. Yani şöyle görebilin. Birinci soruda uyguladığım taktiği ve yöntemi burada da uygulayacağım şimdi. Ülkü Tamer edebiyatımızdaki pek çok mahcup delikanlıdan. Şimdi benim mahcup dediğim sözcüğün, kelimenin anlamı nedir dediğimde utangaç. Şimdi o zaman Ülkü Tamer utangaç delikanlıdan farklıysa biraz girişken bir yapıya sahip olacak. Bak yorumlayarak gidiyorum. Gaziantep'ten gelip İstanbul'un çocuklarını okuttukları Robert Kolej'e devam etmesini bir aileye sahipti. Şimdi Gaziantep ve İstanbul arasında ailelerin kültürleri, yaşayış biçimleri arasında bir kıyaslama yapılmış. Ama bu kıyaslamada Gaziantep'ten gelen kişi İstanbul'daki aileyle yarışır düzeyde, yani aynı düzeyde, geri planda kalma yok.
parçanın bütününe baktığınız zaman. Şimdi öyleyse şunu diyebilir miyim? Gaziantep'ten gelip İstanbul'un fakir ailelerinin olur mu? Olmaz. Gaziantep'ten gelip İstanbul'un kalbur üstü ailelerinin, yani seçkin, sivrilmiş ailelerinin olabilir. Yine Ceyhan'da zaten Bursa seçeneğindeki ilk sözcük grubuyla aynı anlamı taşıyor. Bunu da bırakırım. Ama Gaziantep'ten gelip İstanbul'un sıradan insanlarının, sıradan görmüyorum bakın, İstanbul'la kıyaslama nedenim İstanbul'u sıradan gördüğüm için değil, Gaziantep'in İstanbul'la yarışır düzeyde olduğunu ifade etmek için. İstanbul'un her insanının çocuklarını okuttuğu, her insan okutabilir mi? Okutamaz. Dolayısıyla bak, elemiş olduğum seçenekler Adana, Denizli ve Edirne seçeneği. İkinci boşluğa geldiğim zaman biri pozitif bir bakış açısı sağlayacak, bir diğeri ise negatif bir bakış açısı zorlayacak. Ama burada ben ne yapıyorum? Onun da üstünlüğünü ifade ettiğim için şuradaki boşluğa değerli arkadaşlar olumlu bir sözcüğün gelmesi gerekiyor. Bu nedenle de doğru yanıtım ne oluyor? Bursa seçeneği oluyor. Var mıdır şimdi bu soru tarzı ile ilgili yöneltmek istediğiniz bir soru? Bütün bakıyorum, her sözcüğü anlamlandırıyorum. Seçenek elerken stresli davranmıyorum. İlk boşluğu dolduramıyorsam ikinci boşluktan yürümeye devam ediyorum. Eleyebildiğimiz kadar seçenek eleyelim. İster bir, ister iki. Evet. Evet, bu tarz sorulara bu şekilde yaklaşmak lazım Ayşe Hocam. Biraz grup canlanabilir mi? Canlansın grup. Böyle paragraf soruları zaten ağır, siz zaten ağır. Evet. Hayır, Rojda Hocam, Ceyhan olması gerekmiyor. Ceyhan ilk boşlukta oluyor, doğru haklısın. Ancak o da yani Gaziantep'te İstanbul'un aileleriyle yarışacak düzeyde. Parçanın bütünü bunu anlatmak istiyor. O yüzden devam etmesini zorlayacak dersen o zaman Gaziantep İstanbul'un bayağı gerisinde kalacaktır. O yüzden cevabım Ceyhan seçeneği olmayacaktır. O zaman devam edelim. Hangi soruyla? Merhabalar yeni katılan arkadaşım. Yorumu sözcüklerin anlamlarından katabiliyorum. Yani sözcüklerin anlamlarını veriyorum size. Yani bu şekilde tabii ki yorum katacaksınız. Hani evet, kesin yargı sorularında da yorum olmaz diyorsunuz. Kesin yargı sorularında da yorum yapmamalıyız diyoruz ama öyle bir bağlaçlar ya da öyle sözcükler kullanılıyor ki geride kalan anlamı keşfetmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Evet, tamlamalar, negatif ve pozitif kelimeler diyoruz. Kesin yargı soruları. Evet, bize bir cümle veriyor. Cümleden kesin çıkarılabilecek yargı hangisidir diye soruyor. Ama maşallah cümleler biliyorsunuz paragraf kadar uzun oluyor neredeyse. Benim yöntemim şu burada. Yorumlayacağımız kısımlar elbette ki olacak bağlaçlardan ötürü. Ama ben vurgu olan yerleri, durak yerlerini eğik çizgiyle ayırıyorum değerli arkadaşlar. Bu şekilde parça içerisindeki yargıları görebilme şansınız oluyor. Örneğin bu cümleden çıkarılabilecek kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir? 1982 yılında Milan Kundera tarafından yazılan ve felsefi roman türünün en başarılı örnekleri arasında yer alan Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği, dört farklı karakter etrafında şekillenerek bu karakterler özelinde varoluşçuluk, geleneksellik, aile, kadın erkek ilişkileri, siyasi otorite kavramlarını irdeliyor dedim. Bu şekilde ne yaptım? Böldüm bakın. Ve bakıyorum, Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği, Milan'ın en önemli eseridir. Şimdi en önemli eseridir diyebilir miyim? Burada felsefi roman türünün en başarılı örneği bile dememişim.
en başarılı örnekleri arasında demişim. Ama belki başka türde bir roman yazdıysa en önemli eseri o da olabilir. Dolayısıyla Adana seçeneği kesin çıkarılabilecek bir yargı değildir. Söze edilen romanda sadece 4 kahraman vardır. Bakın kesin yargı sorularında mutlaka en, sadece gibi kelimelere dikkat edin. 4 farklı karakter etrafında şekilleniyor dedim. Ancak kitapta 4 karakter bulunuyor demedim. Başka karakterler de vardır ama asıl olayın geçtiği 4 farklı karakterdir. O yüzden Bursa seçeneği de çıkarabileceğim bir kesin yargı olmayacak. Mina'nın bütün eserleri felsefi konuları işler. Bu yoruma erişemem. Çünkü ben sadece burada Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği adlı felsefi romandan bahsettim. O yüzden diğer eserleriyle ilgili bir yorum yapamam. Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği düşünce yönü ağır basan bir romandır. Bu beni durdurur. Neden? Eğer ben bu romanı felsefi bir roman türü kabul ettiysem düşünce yönünün ağır bastığı sonucuna buradan ulaşabilirim. Edirne'ye gelirim. Felsefi romanın en başarılı örneği olan demiş. Eğer en başarılı örneklerinden biri demiş olsaydı seçeneği doğru olarak kabul edebilirdim. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Denizli seçeneği olacaktır. Anlaştık mı değerli arkadaşlar? Bence anlaşıyoruz gibi. Ben kendi kendime burada sizinle anlaşıyorum ama bilmiyorum siz orada benimle anlaşıyor musunuz? Evet, tamam. Önemli olan, evet, sizin anlaşıyor olmanız şu an benimle. Yine bir kesin yargı sorusu. Hocam nereden bölüyorsunuz demeyin. Siz durak yerlerinden kendiniz de bölebilirsiniz. Hiç önemli değil. Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden olan, daha önce uluslararası seviyede birçok organizasyona kapılarını açan Erzurum, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin 13.sü için konuklarını ağırlıyor. Bir amacı var, 13.sü düzenleniyor. Peki bakalım, uluslararası seviyede birçok organizasyona kapılarını açan Erzurum, ülkemizin en önemli kış sporları merkezidir. En önemli diyebilir miyim? Yoksa en önemli kış sporları merkezlerinden sadece biri mi? Sadece biridir. O yüzden Adana seçeneği benim kesin ulaşabileceğim bir yargı değildir. Erzurum, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin şu ana kadar yapılan tüm etkinliklerine katılmıştır. Tüm etkinliklerine katılıp katılmadığı sonucuna da erişemem. Parçada bununla da ilgili bir bilgi yok. Eledim Bursa'yı da. Uluslararası seviyede birçok kış sporları organizasyonuna katılan Erzurum, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne ilk kez katılmaktadır. Şimdi ilk kez katıldığına dair bir bilgim yok. 13.sü düzenleniyor. 13.sündeki durumu veriyorum ben sadece. Ceyhan'ı da elerim. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali her yıl konukseverliğiyle tanınmış bir Avrupa ülkesinde gerçekleşmektedir. Yorumunda yorumu katılmış. Her yıl mı gerçekleşiyor bunu bilmiyorum. Ya da gerçekleşecek ülkeyi seçerken konukseverlik mi ön planda? Yine bunu da bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden Denizli'de çıkarabileceğim kesin yargı değil. 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden biri. Merkezlerinden olan Erzurum'da yapılacaktır seçeneği benim parçadan çıkaracağım kesin yargıdır diyorum. Anlaştık. Şimdi gelelim yine bir soru tarzı. Bazen çoklu soruların içerisinde geliyor. Yani bir parçayla ilgili bize iki tane de soru yöneltebiliyor. Atıyorum bunlardan bir tanesi yardımcı düşünce oluyor. Bazen de
Parçada bir söz öbeğinin altı çiziliyor ve o söz öbeğinin değerli arkadaşlar parçaya katmış olduğu anlam soruluyor. Bu sorular da yine tüm sınav gruplarında karşımıza çıkan sorulardır. Şimdi burada ben hep diyorum ki bazı yerlerde şunu duyuyorum. Hocam sadece altı çizili sözcüğü okumuş olmak bize soruyu çözdürür. Çözdürür mü? Evet. Çoğu soru bankasında çoğu soruyu parçayı okumaya ihtiyaç duymadan çözebilirsiniz. Ancak arkadaşlar ÖSYM sorularının çoğunda kilitlenip kalırsınız. Hani sizin o iki seçenek arasında kaldım, gittim, geldim, doğruyu bulamadım dediğiniz kısım işte tam da burası. Ya da şu da olabilir, sınavdasın. Evet, altı çizili söz öbeğinin anlamını buldun. Ama gerçek sınav olduğu için bu, ben eminim parçayı dönüp tekrar okuyacaksın. O yüzden soru çözme şeklin parçanın bütününü okuyarak başlasın. Ama ilk yapacağın şey şu, altı çizili olan sözcük kenarda değerli arkadaşlar resmedilir. Resmedeceğim ben onu. Ne demek resmetmek? O sözcükleri gerçek anlamlarıyla düşünerek, ondan sonra parçayı okuyacağım ve bu gerçek anlamla nasıl bir bağ yakalamış bunu bulmaya çalışacağım. Altı çizili sözlerin zaten mecaz anlam kazanmış olduğu kesin. Biliyorsunuz bu narsistik patinaj bir meşhur oldu. Onda da yine aslında aynı şeyi yapmalıydık. Bakın, diyorum ki eserlerin yüzünün hiç kırışmayıp çökmemesi. Şimdi insanın yüzü kırıştığı zaman insan ne yapar? Yaşlanır. Eserlerin yüzünün kırışmaması o zaman eserlerin eskimemesi anlamına gelebilir. Bu yorumu, bu resmetmeyi yaptıktan sonra ne yapıyorum? Parçamı okuyorum değerli arkadaşlar. Orhan Kemal öykülerinde de romanlarında da tanık olduğu olayları, yaşadıklarını anlattı. Köylülerin sıkıntılarını, ezilen işçileri, sosyal sorunları, toplumsal gerçekçi bir anlayışla ele aldı. Ben kimden bahsediyorum? Orhan Kemal'den. Baba evinde, avare yıllarda, hanımın çiftliğinde. Şimdi baktığımızda yazdıkları yıllar öncesine ait olsa da bu eserlerin yüzü hiç kırışmamış, hiç çökmemiş. Arkadaşlar o zaman hani bir eserin, bir yazarın çağını aşması, bütün çağlarda, devirlerde okunmaya devam etmesi aslında hangi kavramla ilgilidir? Kalıcılık kavramı ile ilgilidir. O zaman bakalım, eserlerini imgesel bir anlatımla yazdı. İmgesel, hayale dayalı anlatım demektir. Oysa parçada Orhan Kemal'in hayale dayalı bir anlatıma başvurduğu söylenmemiştir. Eserlerinin yoruma açık bir yönünün bulunduğu, bu da neyle ilgilidir değerli arkadaşlar? Öznellik kavramıyla ilgilidir. Çünkü öznel olan cümlelerde bizler yorum yapabiliriz. Ancak parçada buna da bir vurgu yapılmadı. Eserlerinin güncelliğini koruduğu, yani yıllar geçse de, çağ değişse de, yine hala o eserler benim için önemli ve değerli. Bu seçenek beni durdurur. Toplumsal sorunları nesnel bir şekilde anlattı. Şimdi bakıyorum sosyal sorunları anlatıyor ama sadece anlattığı şey bu değil. O yüzden bununla sınırlandıramam ifade etmek isteneni. Eserlerini içten bir biçimle oluşturdu. Biçim dediğimiz şey nedir? Üsluptur. Üslubuyla ilgili bir bilgi vermediği için Edirne'de doğru seçeneğimiz olamayacaktır. Ancak eserlerinin güncelliğini koruduğu kısmı kalıcılık kavramına beni götürür. Yıllar geçse de eserin değerinden hiçbir şey eksiltmediğini ifade eder. Devamında bir altı çizili sözcüğüm daha var. Nurullah Ataç kendi çiçeklerini sulardı. Çiçekleri suladığımda ne yaparım? Çiçekler büyür. Çiçekleri. Ama ben kendi çiçeklerimi suluyorum. Başkalarının çiçeklerine çöreklenmiyorum. Tamam. Şimdi okuyalım. Türk eleştirisinin sığ gözlemcilikle
Gafil retorik hitabet ve hırçın çekişmeler arasında gidip geldiği kısır dönemde 1930'lardan 1950'li yıllara bir küçük bahçe vardı. Nurullah Ataç kendi çiçeklerini sulardı orada. Bir de rasyonel, nesnel, bilimsel eleştirinin müjdecisi Orhan Burin demiş. Şimdi buraya bir bakalım. Diyorum ki bu parça ne ile ilgili değerli arkadaşlar? Bu parça eleştiri ile ilgili ve Nurullah Ataç'la ilgili söylenen bu sözde eleştiriyle ilgili onun olumlu bir atılım yaptığı yönünde. Şimdi bakıyorum, burada kendi çiçeklerini sular diyerek dili sadeleştirme çalışması, dilin yabancı unsurların etkisi altında kaldığı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Öznel eleştiriler vermiştir. Bu beni bir durdurur. Öznellik kelimesine nereden erişirim arkadaşlar? Türk eleştirisinin diyor ya Sibel Hocam, Türk eleştirisinin. Öznel eleştiri neyle? Kendi çiçekleri dediği için bununla erişebilirim. Ama devam ediyorum. Objektif eserler sunması, objektif vurgusu yok. Bursa ve Ceyhan bakın birbirinin tam karşıtı olan seçenekler. Kendi çiçeklerini suluyorsa o zaman objektiflikten bahsedemeyiz burada. Akılcı ve tarafsız olması, yine akılcı olduğuna yönelik burada herhangi bir bilgi yok. Tarafsız olduğuyla da ilgili bir bilgi yok. Çünkü öznel hareket ediyor bakın. Nitelikli metinler oluşturması, evet eserleriyle ilgili daha doğrusu eleştiriyle ilgili verdiği eserlerde nitelikli olduğu aşikar. Yani parçayı yorumlayabiliyorsun baktığın zaman. Bunu çıkartabiliyorsun çünkü olumlu şeyler söylüyor onunla ilgili. Ancak diyorum ben altı çizili sözden uzaklaşmayacağım. Parçayı okuyacağız evet ama altı çiziliyi doğru anlamlandırmak için okuyacağız. Parçanın bütününden bu sonucu çıkarabilirsin ama altı çiziliden değil. O yüzden burada kendi çiçeklerini sulaması eleştiri türünde öznel eleştirilere yer vermesi anlamına gelecektir değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hocam. Şimdi gördüm yazdığını. Arada böyle bakıyorum soru soruyor musunuz diye ama. Sibel Hocam ifade edebildim mi kendimi? O daha zorlaşmadık. Daha zorlaşmadık. Zorlaşacağız şimdi. Şimdi paragrafta yapı kısmına gelecek olursak. Evet, her zaman önce konu. Önce konu. Rica ederim. Şimdi bakın, paragrafta yapı dediğimiz zaman değerli arkadaşlar, bunun içerisine paragraf oluşturma yani sıralama girer. Bunun içerisinde bazen hani toptan sıralama yapmamızı istemez. Direkt yer değiştirme olarak sorabilir. Yine paragrafta yapı konusunun içine girer. Yine akışı bozan cümleyi sorar. Bu da paragrafta yapının içine girer. Ya da paragrafı ikiye ayırma der arkadaşlar. Paragrafı ikiye ayırma soruları da yine paragrafta yapı bütününün içerisinde yer alır. Şimdi burada şöyle bir bakış açım olması lazım. Ne dedik biz derse başlamadan önce? Sözcükler cümleleri oluşturur. Cümleler de parçayı oluşturur dedik. Ve bir paragrafta cümleler birbiri peşine gelirken bir mantık çerçevesinde gelir. O mantık şudur. Birbirini destekleye destekleye gider. Her cümle kendinden önceki cümleyi daha açıklayıcı şekilde ifade eder. Yine sonra gelen cümle yine bir önceyi daha açıklayıcı bir şekilde ifade eder. Dolayısıyla şöyle düşünün. Eğer diyorum ki ikinci cümle eğer birinci cümleyi bana açıklıyorsa o zaman birinci cümlede neyi açıklayacağı ile ilgili burada bana bir anahtar kavram verir. Dolayısıyla ardından gelen cümlede bunu açıklayacak.
Şimdi sıralama olduğu zaman arkadaşlar, biz bir stres alıyor. Şimdi birinci cümleyi bulmak için gayret ediyoruz. Bulduktan sonra ısrarla ikinci cümle üzerinde duruyorsunuz. Bakın, ısrarla. Bırakın ikinci cümleyi bulamadığınızda art arda gelecek olan cümleleri belirlemeye çalışın. Kitleyin onları. Mesela deyin ki 3 ile 5 art arda gelecek. Bunu ben burada bir kitleyeyim. Geri kalan cümleler arasında bu kitlemeleri yaptıktan sonra bir sıralamayı çok daha kolay yaptığınızı göreceksiniz. Elbette bütün cümleleri okuyacağım arkadaşlar. Okumamı yaparken ilk cümle olabileceklerin yanına bir işaret koyacağım. Diğerlerinde de ne yapacağım arkadaşlar? Anahtar kavramları bularak ilerleyeceğim. Çünkü futbol yıldızlarının peşindeler. Onlara özeniyorlar. Yani onlar gibi ünlü ve zengin olmak istiyorlar. Şimdi çünkü ÖSYM'nin çok sık kullandığı bir bağlaçtır arkadaşlar. Ve bu bağlaç açıklama bağlacı olarak geçer. Demek ki bundan önce öyle bir cümle gelecek ki onu açıklayıcı bir ifade olması gerekiyor. Ancak birinci cümle olamayacak. Bu nedenle çok geniş bir gençlik kitlesi ailelerin de desteğiyle topun peşinde koşuyor. Ha, topla çok vakit geçiriyor. Bu nedenle dediğine göre yine bir neden açıklamış. Yani öncesinde bir neden gelmeli. Yine kendisinden önce bir cümle var hissiyatı uyandırdığı için bu da benim giriş cümlem olmaya aday değil. Diğer spor dallarına göre daha geniş bir mekanda daha zengin estetik gösteri yapmaya uygun olması bu yaygınlığın baş sebebi. Şimdi bir yerde o zaman değerli arkadaşlar yaygınlık ifadesinin geçmesi gerekiyor ki bu yaygınlığın diye devam etsin benim cümlem. Bu da giriş cümlesi olmaya aday değil. Toplumsal ilgi açısından dünyanın büyük kısmında spor dallarının başında futbol geliyor. Bu kendisinden önce bir cümle var hissiyatı vermedi bana. Dört şöyle bir kenarda dursun, giriş cümlesi olmaya aday. Ayrıca futbola başlamak için maddi birikime ihtiyaç duyulmuyor. Bir top, iki taştan kale yetiyor. Ayrıca dediğime göre o zaman bir ihtiyaç duyulanları yani futbolla ilgili özellikleri vermişim ki ayrıca diyerek bir de bunu ne yapmışım? Pekiştirmişim. Bu da ilk cümle olmaya aday değil. Dolayısıyla ilk cümlemi bakın hemen bulmuş oluyorum. Toplumsal ilgi açısından dünyanın büyük kısmında spor dallarının başında futbol geliyor. Ha, o zaman arkadaşlar büyük bir kısmının başında futbol geliyorsa o zaman futbol oldukça yaygın bir spor. Peki ne yapmam gerekiyor bu durumda? Bu neden bu kadar dünyanın dört bir yanına yayılmış? Yani bu yaygınlığın sebebi ne? Onu açıklayacağım. Diğer spor dallarına göre daha geniş bir mekanda daha zengin estetik gösteri yapmaya uygun olması bu yaygınlığın baş sebebi diyorum. Ha, peki sebeplerini saydım bu yaygınlığın. Başka hangi cümlede sebeplerini saymaya devam ettim? Beşinci cümlede bakın. Ayrıca dedim futbola başlamak için maddi bir birikime ihtiyaç duyulmuyor. Bir top iki taştan kale yetiyor. Bak dörtte futbolun yaygın olarak dünyanın dört bir yanında oynandığını söyledim. Üçte bu yaygınlığın sebebini ifade ettim. Beşte yine yaygınlığın sebeplerini ifade etmeye devam ettim. Bu nedenle çok geniş bir gençlik kitlesi yani futbolun bu artı sebepleri yüzünden birçok gençlik kitlesi ailelerin de desteğiyle topun peşinde koşuyor. Peki niye? Çünkü futbol yıldızlarının peşindeler. Onlara özeniyorlar. Yani onlar gibi ünlü ve zengin olmak istiyorlar. Yani gençlik kitlesinin neden topun peşinde koştuğunu ne yapıyorum arkadaşlar? Açıklamış oluyorum. Dolayısıyla Bursa bu soru için doğru seçeneğimiz olacaktır diyorum. Anlaştık mı?
Bunları peş peşe çözdüğünüzde değerli arkadaşlar hız kazanacaksınız. Peş peşe çözdüğünüzde. Şimdi bir sıralama daha gelecek. Bir sıralama sorusu daha. Yine bu sefer şunu soruyor. Baştan üçüncüyü soruyor. Yani baştan üçüncüyü de sorsa, baştan ikinciyi de sorsa ben bu sıralamayı ne yapacağım? Mecburen yapacağım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Cezaevi kütüphanesini genişletmeyi amaçlayan bu kampanya ile Türkiye genelinden bağışçılar roman, dergi, kişisel gelişim kitapları ve edebiyat kitaplarını cezaevi müdürlüğüne ulaştırabilecek. Şimdi bu kampanya ile dediğine göre bu benim giriş cümlem olamaz. Çünkü giriş cümlem için önce bir kampanyadan bahsediyor olması lazım. Buraya gönderilecek filmlerin eğitimci nitelikleri yüksek filmler olması isteniyor. Şimdi buraya dediği yer neresi? Nereye gönderilecek? Bunu önceki cümlede ifade etmiş olması gerekiyor. Filmlerle ilgili bir bilgi verdi. Giriş cümlesi olamaz diyorum. Kampanya ile ayrıca cezaevindeki sinema gösterim saatleri için film konusunda da yardıma ihtiyaç duyuluyor. Demek ki önce filmin dışında başka bir konuda da yardıma ihtiyaç duyuluyor ki film konusunda da diyerek ne yapıyorum? Pekiştiriyorum. Yine giriş cümlesi olmaya aday değil. Hükümlülerin cezaevindeki boş vakitlerini çoğunlukla kitaplarla ilgilenerek geçiriyor olmaları gerçeğinden yola çıkılarak bir kampanya başlatıldı. İşte kampanyadan ilk defa nerede söz etti arkadaşlar? 4'te. Hemen mesela 4 ile 1'i birbirine kitlemeniz lazım. Kampanya başlatılıyor ve bu kampanya deniyor. Dikkat! Bağış yapmak isteyenlerin sosyal hizmet uzmanı adına Gaziantep H tipi cezaevi müdürlüğüne kitapları bekleniyor. O zaman arkadaşlar benim giriş cümlesi olmaya en uygun cümlem 1. cümlem. Ardından ne gelecek? 2. cümlem gelecek. Peki 2. cümlemde neden söz etmiştim arkadaşlar? Bu kampanya ile neler bağışlanacağı ve bunun nereye ulaştırılacağı? Cezaevi müdürlüğüne diyorum bakın. O zaman bağış yapmak isteyenlerin sosyal hizmet uzmanı adına Gaziantep H tipi cezaevi müdürlüğüne kitapları bekleniyor. Bak müdürlüğünden bir de bahsetmiştim. Sonra 5'te ne yaptım? Bahsetmeye devam ettim. 3.'yü de buldum. Devam sonrasında. Kampanya ile ayrıca bak önce filme ihtiyaç duyulacak ki sonra gönderilecek filmlerin içeriğiyle ilgili bilgi vereyim. İlk defa filme de ihtiyaç duyulduğu 4'te ifade ediliyor. 5'te de bu filmlerin içeriğiyle ilgili bilgi veriliyor. O yüzden baştan 3. cümlem ne olmalı? Ceyhan seçeneği olmalı. Online dersler devam edecektir herhalde. Ama şöyle İrem Hocam, şöyle bahsetmekte fayda var. Şöyle çizdiğimde anlayacaksınız. Bir kampanya başlatılıyor. Tamam. Ve bu kampanya ile Türkiye genelinden bağışçılar bunu cezaevi müdürlüğüne ulaştırabilecek. Yine burada da bir müdürlüğünden bahsettiği için. Ay özür dilerim. Evet, baştan üçüncüyü sordu. Ben 3 diye onu işaretledim. 3'ü. Doğru değerli arkadaşlar. Yani doğru bulduk. Baştan üçüncüyü soruyor. Baştan üçüncü Edirne oluyor tabii. Klasik bir öğrenci modundayım şu an. Doğru cevabı bulup ne yapıyorum? Yanlış cevabı işaretliyorum. O bana da oluyor arada tabii ki. Şimdi gelelim. Bu sefer sıralama yapmamız istenmiyor çok şükür. Minicik bir ne yapacağız? Minicik bir yer değişikliği yapacağız. O yüzden size az önce söylemiş olduğum kriterlere dikkat edin. Hemen arkadaşımız bizi bilgilendirdi. Bakın arada derslerle ilgili sorular soruyorsunuz. Yararlanabilirsiniz. Onun için bir link bıraktı size. Bu parçada
numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Sadece bir yer değişikliği yapacağım, tamam mı? Diyorum ki insanoğlu avcılık ve toplayıcılık dönemlerinde tuz ihtiyacını kök bitkilerden ve av hayvanlarından almaktaydı. Doğadan tuz bulup yemesi gerekmiyordu, ancak tarıma ve hayvancılığa başladıktan sonra tuz ihtiyacı doğdu. Bakın, tuz ihtiyacı dedim, 2'de 30 ihtiyacından bahsetmeye devam ettim, 1 ve 2'yi birbirine kilitledim. Onların yeri gayet uygun şu anda. Gıdaların bozulmadan saklanması için de tuza ihtiyaç duyuldu. Ayrıca gıda bol olunca saklama ihtiyacı da beraberinde geldi. Ha, bak, şimdi saklanması için de dedim, o zaman saklanması ile ilgili bir şeyi söylemem gerekirdi. Ve bu saklanmayı ilk ifade ettiğim yer şu an burası. Yani baktığınız zaman bu cümlenin önce bir saklama ihtiyacının ortaya çıkması lazım. Sonra bu saklama ihtiyacı içinde tuza ihtiyaç duyulduğunu ifade etmem lazım. Şu üçüncü cümleyi okuduğumda belki ilk etapta buraya aitmiş gibi gelse de dördü okuduğum zaman onun buraya ait olmadığını gördüm. Tarım ürünlerinden çorba yapmaya başlayan insanoğlu besinlerdeki tuzla yetinmeyince çorbaya tuz gerekti. Bak, duydunuz mu? Ondan sonra ne yapıyorum? Bunun buraya ait olmadığını görüyorum. Tarım ürünlerinden çorba yapmaya başlayan insanoğlu besinlerdeki tuzla yetinmeyince çorbaya tuz gerekti. E şimdi bu da buraya ait değil değerli arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor o zaman? 3 ile 5'in yerini değiştirmem gerekiyor. Çünkü ben 1 ve 2'de neden tuz ihtiyacının ortaya çıktığını anlattım. Ve yine baktığım zaman 5. cümlede de bu tuz ihtiyacından bahsettim. O zaman sonra da saklama diyeceğim, sonra da saklama ihtiyacından bahsedeceğim. Şöyle sildiğim zaman yine size kilit kelimeleri göstermeye çalışayım bakın. Şöyle biraz işaretleyerek. Şimdi burada bir tuz ihtiyacı bir de vardı. Tuz ihtiyacı bakın. 2'de yine ne vardı? Aynı şekilde tuz ihtiyacı doğdu. Yine 5. cümleye baktığınız zaman değerli arkadaşlar, anlatıyorum ama tarım ürünlerinden çorba yapmaya başlayan insanoğlu besinlerdeki tuzla yetinmeyince çorbaya tuz gerekti. Bakın yine bir tuz ihtiyacından bahsettim. Ancak 3 ve 5 arasında şöyle bir durum var. Önce kişilerin ortaya bir saklama ihtiyacı çıkacak bakın. Önce bir saklama ihtiyacı. Tuz ihtiyacı değil, saklama ihtiyacı. 1, 2 ve 5'te gıdalarda tuza ihtiyaç duydum. Ama daha sonra saklama ihtiyacı ortaya çıktı ve bunun bozulmadan saklanması için de tuza ihtiyaç duyuldu. Yani 3'ün 4 numaralı cümleden sonra gelmesi gerekiyor. Bu nedenle 3'te 5'te yer değiştirmeli. Şimdi anlaşıldı mı bilmiyorum ama sorayım bir. Sibel Hocam, şu İngilizce adlarınızla tabii ben... Şöyle bağlantı kurmalıyız. İşte anahtar kelimeleri çizdim. Her yerde şu anda hep tuz ihtiyacı var. Bakın, ama bir, gıdalarda tuz ihtiyacı var. Bir de besinleri, gıdaları bozulmasın diye saklamam için tuza ihtiyaç var. 3 ve 4 bunlarla ilgili. Devam edelim. Yine anlatımın akışını sağlayabilmek için hangileri yer değiştirmeli? Bu gayet kolay bakın. Anadolu'muz tarihin başlangıcından bu yana çeşitli uygarlıklara,
beşiklik etmiştir. Bu bereketli topraklar, şimdi dikkat bak, çeşitli uygarlıklara beşiklik etmiştir söz öbeğinden hareketle. Bu bereketli topraklar üzerinde kurulan yüzlerce uygarlık, kültür birikimimiz üzerinde hiç kuşkusuz irili ufaklı izler bırakmıştır. Ben eğer çeşitli uygarlıklara beşiklik ettiyse Anadolu, o zaman tabii ki yüzlerce uygarlık, kültür birikimi üzerinde izler bırakmıştır diyorum. Yani 1 ve 2'yi kilitliyorum bakın. Kültür zenginliğimize katkıda bulunan bilim ve düşün adamlarımız Anadolu topraklarının bereketini yansıtacak kadar çoktur. Bu izler tarihimizin ve kültürümüzün derinliğini oluşturur. Öyle ki bir Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hacı Bektaş Veli'yi bütün dünya tanımaktadır. Şimdi ne yaptım? Bilim ve düşün adamlarımızı söyledim ama bunun örneklerini beşte verdim. Dolayısıyla bu sözcük, bakın şurada irili ufaklı izler bırakmıştır dediğimde ne yapması gerekiyor? Bu izler diye devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3 ve 4 eğer yer değiştirirlerse bu izler ifadesi hemen irili ufaklı izler bırakmıştır ifadesinin peşine gelecek. 3 de 4'ün yerine geldiğinde hemen yazın ve düşün adamlarına örnek verilmiş olacaktır diyorum. Anahtar kelimeler mecaz anlam kazanan sözcükler, anahtar kelimelerdir. Benzetmeler anahtar kelimelerdir. Yükleme yakın ögeler yine anahtar kelimelerdir. O zaman şimdi hazırsanız birkaç soru çeşidi daha çözeyim. Çok da sıkmadan sizleri. Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre parçaya sözcük yerleştireceğiz şimdi. Aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur diyorum. Şimdi arkadaşlar burada aslında önemli olan hemen boşluktan önceki şu cümle, tamam. Buradan sonrasında gelecek olan cümlenin bu cümleyi tamamlayıcı, açıklayıcı, pekiştirici bir ifade olması gerekiyor. Ama yine de değerli arkadaşlar, ben ne yapacağım? Parçanın bütününü okuyacağım. Ceyhan seçeneğiydi öğretmenim. Şimdi geliyorum. İyi bir şiir insanı canlandırır. Uyumak üzereyseniz uyanırsınız. Oturuyorsanız kalkıp gezmek istersiniz. Neyden bahsediyorum hep bak? İyi bir şiirden. Suskunsanız şarkı söyleyesiniz gelir. Dostlarınızla paylaşmak istersiniz onu. Paslanmış duygularınız uyanır, sislenmiş düşünceleriniz parıldamaya başlar. Bu coşkunun nedeni şiirin sizde var olduğunu sandığınız duyguları yaşatmasıdır. Bakın dikkat, coşkunun nedenini vermiş arkadaşlar. Şiirin sizde var olduğunu sandığınız duyguları yaşatmasıdır diyorum. Aslında bende o duygular yok, yakın gördüğüm için. Birazdan kapıyı örteceğim Hakan. Şiirle adeta içinizin dilini bulmuşsunuzdur, tamam mı? Aslında bu duyguların çoğunu da ilk defa şiirle duyumsamış ve benimsemişsinizdir. Artık o duygu sizindir ve size yakışmaktadır. Şimdi gelelim bakalım. Ama şiirsiz bir toplum çok yoksuldur. Ya bu kadar iyi bir şiirden bahsettikten sonra bu olumsuz cümleyle parça tamamlanabilir mi? Tamamlanamaz. Nitekim insanı derinden kavrayan şiirler yazılmamaktadır. Bak yine olumsuz. Ben parçanın bütününde olumlu şeylerden bahsettim. Böylece şiir sizi değiştirmiş ve kişiliğinizi zenginleştirmiştir. Bu pozitif kalsın bir. Her şiirin herkesçe anlaşılması beklenemez elbette dediğimde yine burada bir şiirin bireysel olarak bize yaptığı etkiden bahsedilmiştir. Denizli'de cevabım olamaz. Hatta ne kadar şiir varsa o kadar şiir tanımı vardır. İyi de ben parçada bir şiir tanımı yapmadım ki. O şiirin bir kişiyi nasıl etkilediğinden bahsettim. Aslında bende olduğunu sandığım duyguları yaşatıyor ve ben böylece içimin dilini buluyorum.
Dolayısıyla ne yapıyor bu şiir beni? Değiştiriyor ve zenginleştiriyor. Dolayısıyla parçanın Ceyhan seçeneğiyle tamamlanması lazım. Hayvanları çok seviyoruz ama ben şimdi kısa süreliğine onu bir durdurmaya gidiyorum. Şu anda ses kesildi. Ben hızlı konuştukça o da benimle yarışıyor. Bilmiyorum farkında mısınız ama ben konuşuyorum, o da arkadan benimle yarışıyor. Ben alçaltıyorum sesimi, o da. Kusura bakmıyorsunuz. Ben onu o kadar konsantreyim ki şu an derse. O yüzden onun sesini bile duymuyorum yani. Evet, hadi bakalım. Yine parçanın akışına göre yine bu sefer araya bir yere yerleştireceğim cümleyi. O nedenle de o boşluğun öncesi ve sonrası benim için çok önemli olacak. Bütün okumayı yapacağız ama asıl önemli olan arkadaşlar oraya yerleştireceğim cümlenin öncesi ve sonrasıyla alakalı. Şimdi bakalım, 1980'li yıllardan beri edebiyat dergilerini takip ediyorum. Adı bende saklı kalsın, kendim de 90'lı yıllarda bir şiir dergisi çıkardım. Ama öteden beri iki dergiyi hiç bırakmadım. Biri Ahmet Kabaklı'nın çıkardığı Türk Edebiyatı dergisi, biri de Yaşar Nabi'nin çıkardığı Varlık dergisi. Kabaklı'da, Yaşar Nabi'de rahmetli oldu ama dergileri hala yaşıyor ve ben her ikisine takip ediyorum. Hala yaşıyor dediğinde bu dergilerin kalıcılığıyla ilgili yine bana bir bilgi verdi. Birincisi muhafazakar sanatçılara, ikincisi modern sanatçılara ağırlık veriyor. Her ikisi de benim için çok önemli çünkü benim için neden önemli olduğunu açıklayacağım ama sonraki cümle asıl vurucu yer. Böylelikle tek tip gıda ile beslenmekten kurtuluyorum. Tamam, iki derginin de hitap ettiği kesimler birbirinden farklı ama ben o farklılıktan yararlanıyorum ve yararlandığımda da tek tip gıda ile beslenmekten kurtuluyorum. Zaten benim için sanat türlü türlü çiçekle çeşit çeşit arının buluştuğu bir bahçedir diyerek bak burada ne yaptığı bir benzetme yaptı. Bakın buralar benim için önemli yerler. O zaman aynen öyle. Dergi çıkarmak büyük bir özveri gerektiriyor. Şimdi dergi çıkarmak üzerine yazılmadı, değil mi Metin? Ben okuduğum dergilere örnek verdim. Sanat alanındaki farklılıklar, yani farklı kesimlere hitap eden dergileri okuma zihnimizi ne yapıyor? Açıyor. Çünkü bu farklılık tep bir gıdayla beslenmekten bizi kurtarıyor. Sanatçıların yetişmesinde dergilerin işlevini önemsiyorum. İşlev kelimesini ön sevme çok sever. İşlev, sözü edilen şeyin ne işe yaradığıyla ilgilidir arkadaşlar. Ama ben sanatçıların yetişmesiyle ilgili bir kavrama parçada yer vermedim. Şimdi birçok dergi çıkıyor ama ben bu dergileri takip edemiyorum demem için çünkü açıklama bağlacı orada olmadı. Çünkü ben önemini açıklayacağım, neden önemli olduğunu. Dergicilik öldü diyen sosyal medya tutkunlarına parçanın hiçbir cümlesinde sosyal medya ile ilgili bir ifadeye yer verilmedi. O yüzden Edirne'de doğru yanıtımız olamayacaktır. Şimdi akışı bozana geleceğim. Esin Hocam, anahtar kelimeler mesela burada, yani bu soru için konuşursak şayet eğer, anahtar olan, bize yön gösteren şey boşluğun öncesindeki cümle ve boşluğun sonrasındaki cümle. Çünkü oraya yerleştireceğimiz cümle bir önceki cümleyi bize açıklayacak, bir sonra gelecek olan cümleyi de bize işaret edecek. Çünkü o araya yerleştirdiğim cümle bir sonraki cümleyle bir bağlantı oluşturmak zorunda. Ama genelinde anahtar kavramlar nedir dersen, sık tekrar edilen sözcükler anahtar kavramlarımdır.
Yüklemeye yakın sözcükler anahtar kavramlarımdır. Bağlaçlar kesinlikle dikkat etmem gereken noktalardır benim. Edatlar, biraz dil bilgisi kısmına giriyoruz ama önemli. Cümleye kattığı anlamlar çok farklıdır. Görelilik ilgisi katar, neden sonuç ilgisi katar, amaç sonuç ilgisi katar. Her birisi benim için birer anahtar kavramdır. Ve unutmayın, örnekler verilerek size aslında parçada somutlamaya gidilir. O yüzden verilen örneklere de dikkat edin. Yani bu örnekler hangi düşünceyi pekiştirmek için verilen örnekler? Şimdi akışı bozanla ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlar. Akışı bozan sorularda ise sergileyeceğimiz tavır şu. Şimdi başlıyorsun okumaya. Ya diyorsun, atıyorum şu şurada bir sırıttı diyorsun, tamam. Sırıttı deyip işaretliyorsun. Bakın benim sizden istediğim şu. Diyelim ki bu cümlenin akışı bozduğunu düşündünüz. İşaretlemeden önce bunu bir yok sayın burada. Tamam, yok olsun bu. Şimdi bunu buradan çıkarmanız demek şu anlama gelmiyor mu değerli arkadaşlar? 3 ile 5. cümle peş peşe gelecek. O yüzden bu cümlelerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması ve aralarında bir ilişkinin olması gerekiyor. Akışı bozmak için bambaşka bir konudan bahsetmesine gerek yoktur. Aynı konuya dair farklı bir bakış açısı da sergilemiş olabilir. Bakalım, dil sayesinde bir milletin yüzyıllar boyunca edindiği bilgi nesilden nesile aktarılır. Dilin neyinden bahsediliyor değerli arkadaşlar? Devamlılığı ve sürekliliğinden bahsediyor. Bilginin aktarılmasını sağlayan dil nesilden nesile aktarılır. Bilginin aktarılmasını sağlayan diye de ifade ettim, bir sıkıntı yok. Konuşma ve yazı dili olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan konuşma dili, atalardan kalma bir hazinedir diyorum. Bundan dolayı okuma yazma bilmeyen Türk halkının bir sağduyuya, bir hayat görüşüne sahip olması konuşma dilinin zenginliğinden gelir, ileri gelir. Dikkat! Onu önce bir atalardan kalma hazine olarak gördüm. Ve bu hazinenin, yani bu zenginliğin neden olduğunu ifade ettim. Bakın, ikinci cümleyle üçüncü cümlede birbiriyle nedir? Bağlantılıdır. Yazı dili ve onun eseri olan kitap ise sözlü kültürden çok daha zengin ve emin bir kaynaktır. Şimdi önce ne yaptım? Önce ben konuşma dilini ifade ettim. Daha sonra da yazı dilini söyledim. Dolayısıyla zaten iki unsurdan bahsetmiştim. Bunlardan birincisini söyledikten sonra ikincisinden söz ettim. Dörtte de sıkıntı yok. İçinde yaşanılan kültür ve medeniyet çevresi bir dilde kullanılan kelimelerin kadrosunu tayin eder. Baba, şimdi ben kelimelerin kadrosunu tayin eder. Şimdi ben yazı dilini ifade ederken ya da konuşma dilini ifade ederken direkt nasıl genel bakıyorum ki değerli arkadaşlar? Değil mi? Medeniyet çevresi diyorum. Kültür ve medeniyete gidiyorum. Ama ondan önceki cümlelerde konuşma dili ve yazı dilinden bahsettim. 5 burada sıkıntılı. Şimdi 5'i sıkıntılı gördün mü? Siliyorum bak, yok ediyorum soruyu. Sınavda 5'i sıkıntılı gördükten sonra 5'i şuradan bir yok ediyorum. Yok ettikten sonra peş peşe 4 ve 6'yı okuyorum. Yazı dili ve onun eseri olan kitap ise sözlü kültürden çok daha zengin ve emin bir kaynaktır. Bir memlekette kitap kültürü ne kadar zenginse o memleketle ilgili sağlam bilgilere ulaşmak da o kadar kolaydır. Bak, emin kaynak, zengin kaynak diyorum. Yine aynı şekilde burada o zenginliği ve eminliği ne yapıyorum? İfade ediyorum. O yüzden 5 numara akışı bozan bir cümle olarak karşımıza geliyor. Hadi bu sizde olsun bakalım. Kimler bulacak akışı bozanı? Fazıl Hüsnü Dağlarca, çağdaş Türk şiirinin en kapsamlı, en güçlü şairlerinden biridir. Bir tanımlamasını yaptım. İnkar edilemez bir imge sistemi vardır. Hayal gücü de son derece geniştir.
Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan bahsetmeye devam etti. Fakat bir karşıtlık bağlacı, düşüncenin yönünü değiştiren bir bağlaç. Fakat şiire başladığı yıllarda onun çok farklı bir ses olduğunu söyleyebilirken bugün onun için aynı şeyleri söyleyemem. Ha, şimdi diyorsun ki hemen, ya bir de olumlu dedi, iki de olumlu dedi, üç de olumsuz dedi. Olabilir. Yani her insan mükemmel olmak zorunda değil. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın da bir sıkıntısı olabilir. Zaten düşüncenin yönünün değişeceğini ifade eden bir fakat bağlacı var. Devam ediyorum. Dağlarca şiire yapılabilecek bütün eleştirileri sıraladıktan sonra sözü meziyete getirir ve işçilik üzerinde durur. Şimdi bütün eleştirileri sıraladıktan sonra bu benim aklımda bir soru işareti uyandırdı. Telaş yok, takılmıyorum, bak devam ediyorum. Dağlarca'nın şiiri belli kalıplara döküle döküle en çok da seri imalat yüzünden zamanla etkileyici gücünü yitirmiş, enflasyona uğramıştır. Ne demiştim ben üçte değerli arkadaşlar? Onun çok farklı bir ses olduğunu söylüyordum önceleri. Ancak bugün onun için aynı şeyi söyleyemem. Farklı bir ses değildir. Belli kalıplara döküle döküle etki gücünü yitirmiştir. Yani üçüncü ve beşinci cümle birbirini destekleyici niteliktedir. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı da Denizli seçeneğidir diyorum. İki tane de paragrafı ikiye bölme sorusu göstereyim. Ondan sonra sizi de çok fazla yormayalım. Paragraf ağır kaçmasın. İkiye böleceğim. Şunun gibi düşünün arkadaşlar. Nasıl ki biz sıralama sorularında paragrafın giriş cümlesini bulurken hep kendisinden önce bir cümle var hissi bize vermesin istiyorsak, paragrafı ikiye böldüğümüzde de yine ikinci paragrafın ilk cümlesi değerli arkadaşlar, kendinden önce bir cümle var hissi uyandırmayacak bana. Yani giriş cümlesi olmaya uygun olması gerekiyor. İki, paragrafı böldüğüm yerde sözcüğün kendinden önceki sözcükle cümleyle bir anlam ilişkisi içinde bulunmaması gerekiyor. Bakalım mı? Dergicilik yapıyorsanız eğer şahsi düşünceniz ve kişisel tecrübeniz bir yere kadardır. Emeği hürmet etmeli, sizin dışınızdaki çabaları da dikkate almalısınız. Ha, diyor ki sadece tecrübe yeterli değil. Ne yapmalısınız? Emeğe hürmet etmelisiniz. Sizin dışınızdaki çabaları da dikkate almalısınız. Size fenalık etmiş birinin yazısı bile dergide yer alabilmelidir. Bak ekstra nasıl çaba göstereceğini söylüyor. Sana kötülük etse de onun yazısını bir dergide yayınlayabilmelisin diyor. O zaman sadece tecrübenin değil, tecrübe dışında ekstra bir çabanın olduğunu ifade etti. Bir de iki de üç de cümleyi yorumluyorum. Bak orada bir cümle var. Kendi sözcüklerimle yorumladıktan sonra siz şu anda tabii yavaş oluyor. Size ifade ettiğim için yavaş. Ama siz bunu zihninizden yapacaksınız bu şekilde. Edebiyat uzun soluklu ve yorucu bir yolculuktur. Gençlik çağlarında bir grup arkadaşla birlikte yola koyulursunuz. Ancak zaman içinde bazı isimler birkaç adım öne çıkar. Kiminin dikkati dağılır, önceliği değişir, gücü yetmez. Kimi ise kendine mahsus bir dünya kurar, mevcut hayatın bir parçası olur. Şimdi sorum gelsin size. 5 ve 6'nın birbirine bağlı olduğu net. Bak 5 ve 6'nın. Acaba ben paragrafı 5'ten mi yoksa 4'ten mi 2'ye bölmeliyim? Nereden bölmeliyim? Bunun için hemen şunu yap lütfen. Beşincinin dörtle bir ilişkisi var mı? Uzun soluklu ve yorucu bir yolculuk olduğunu ifade ettim değil mi?
dikkatim dağılıyor, yorucu. Bunları pekiştirici örnekler olduğu için 4 diyeceğiz doğru yanıtımız olarak. İlişkiyi kuruyorum. Burada işte bir grup arkadaşla yola çıkıyorsun, kimisi seni terk ediyor, sen kendine uğraşıyorsun diyerek uzun soluklu ve yorucu bir maraton olduğunu açıklamış 5 ve 6'da. Yani sonrasında gelen cümlelerle bir anlam ilişkisi içerisinde diyoruz. Devam. Doğum bir başlangıçtır, ölüm de bir varış noktasıdır. Hayat ise bir yolculuktur, saflıktan farkındalığa, akılsızlıktan bilgeliğe doğru. Şimdi burada değerli arkadaşlar, numaraların yerlerine dikkat ediniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani şunu numaralandırmamış, öyle düşün. Tamam? Başlarda numaralar var, karışmasın. Şimdi doğumla hayatı karşılaştırdım. Biri o zaman bir öncekinden ayıramam. Zafer yol üstündeki yüksek bir yerde değil, en kutsal yolculuğa adım adım yapmış olmaktır. Şimdi bunlar birbirine bağlı mı? Bakın, doğum bir başlangıçtır, ölüm de varış noktasıdır. Hayat ise bir yolculuktur, saflıktan farkındalığa, akılsızlıktan bilgeliğe doğru. Ve bu yolculukta zafer yol üstündeki yüksek bir yerde değil, bu kutsal yolculuğu dediği için bakın, adım adım yapmış olmaktır. Yolculuğa benzettim, bu kutsal yolculuğu diyerek bunu pekiştirdim. O zaman 1 ve 2'yi ne yapamıyorum değerli arkadaşlar? Birbirinden ayıramıyorum. En büyük muzaffer ile en büyük mağlup arasında dayanma gücü açısından çok az bir fark vardır. Kim önce pes ederse... Hemen arkadaşımızınkini okuyorum, öyle dönelim. Şimdi birin son cümle olduğunu düşünürsek şayet eğer Gökçe Hocam, o zaman geriye bir cümlen artıyor. Numaralara dikkat edersek. Şu boşta kalıyor yani. Şöyle yapalım. 1, 2 ve 1'i ve 2'yi ayıramadım ama 3'ten ayırırım. Neden? Yolculuktan bahsetmeyi bıraktım. En büyük muzaffer ile en büyük mağlup arasında dayanma gücü açısından çok az bir fark vardır. Kim önce pes ederse en büyük mağlup odur. Bazen 1 dakika daha fazla dayanan en büyük zafere imza atar. Yorulmaya katlanamayan insanın ise zaferle işi olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, üçüncü cümlede muzaffer ile mağlubu ifade ettim. Sonra gelen cümlelerde de bunu anlatmaya devam ettim. O yüzden parçayı ikiye ayıracağım nokta 3 numaralı cümle olacak. Yani en büyük muzaffer ile en büyük mağlup arasında dayanma gücü açısından çok az bir fark vardır diyeceğim. Tamam mıyız? İyi miyiz? Şöyle göstereyim, ondan sonra da bitirelim değerli arkadaşlar. Şöyle. Neden iki olamaz? Çünkü şu cümleyle ikinci cümle, yani zaferle başlayan cümle arasında bir bağ var. Bu bağ, İşte numara, şunu numaralandırmamış, öyle düşün. Ayşe öğretmenim. Numara buradan başladı. Dolayısıyla bir yolculuktur dedim ve bu kutsal yolculuğu diye ifade ettim. O yüzden 1 ve 2'yi birbirinden ayıramadım. Üçüncü cümleden itibaren ayırmaya başlayacağım. Bir tane de o zaman sizlere olumsuz soru köküyle ilgili bir soru çözeyim. Şöyle getireyim soruyu. Ondan sonra bitireyim değerli arkadaşlar. Şimdi burada bu olumsuz soru sözcükleri çıkarılamaz, varılamaz, değinilmemiştir gibi
Bunları bulurken önce seçenekleri okumanız gerekiyor, bakın parçayı değil. Seçenekleri okurken de oradaki anahtar kavramları bulmamız gerekiyor. Yazılarını büyük titizlikle yazmaktadır. Yazdıklarının çatısını yaşadıklarıyla oluşturmaktadır. Defalarca yazıp bozmakla daha güzele ulaşmayı istemektedir. Neyi nasıl yazacağını bilmediği için çok uğraşmaktadır. Bak, için edatı. Niye uğraşıyormuş? Neyi nasıl yazacağını bilmediği için. Yazılarını bir çırpıda yazıp bitiremediğini farkındadır. Şimdi metne döndüm. Yazılarımın çatısını yaşayarak çatarım. Bir kere arkadaşlar, birebir eşleştirme yapmak durumundayım. Yazdıklarının çatısını yaşadıklarıyla oluşturmaktadır seçeneğine. Buradan ne yapabilirim? Erişebilirim. Açık ve seçik zaten söylemiş. Bu uğraş sırasında yazı oluşmaya başlar. Değişik yerlerinden başlayarak yazıp bozulur. Ortaya bitmiş gibi görünen bir yazı çıktığında da en acımasız makaslamalarla kurguya yeniden girişmem gerekir. O zaman sen bu konuda fazlaca nesin? Şurada aslında bütün olarak ifade edilen şey ne? Çok titizsin, doğru mu? Çok uğraşıyorsun, ince eleyip sık dokuyorsun. O yüzden burası bana Adana seçeneğini de ne yapar? Eletir. Yazının yüzlerce yerine büyük küçük bir takım ekleme, çıkarma, düzeltme işlemleri uygularım. Sözün kısası, yazılarımı bir çırpıda yazıp bitiremem. Bunu kendisi söylüyor. O zaman yazılarını bir çırpıda yazıp bitiremediğini de farkındadır. Yani Edirne seçeneğine de ne yapamam, ulaşabilirim parçada. Şimdi kalırım şu iki seçenek arasında değerli arkadaşlar. Evet, güzel diye bir ifade yok ama neticede bir şey konusunda titizleniyorsak, ince eleyip sık dokuyorsak hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmak içindir. Bakın, örtülü bir anlam çıkarıyorum. O yüzden buradan Ceyhan'ı da elerim. Ama kişi neyi nasıl yazacağını bilmediği için değil, çok titiz davrandığı için uğraşmaktadır diyorum. O yüzden sebep yanlış ifade edildiği için Denizli benim doğru cevabım olamayacaktır diyorum. Bir tane daha çözeyim istiyorum, ondan sonra vedalaşalım olumsuz soru köküyle. C nasıl olmadı? C nasıl olmadı Sevilay Hocam? Şöyle olmadı. Şimdi biz önce yazarın eserini oluştururken çok titiz davrandığını bulduk değil mi? Kılı kırk yarıyor bak. Bitse de tekrar baştan alıyor, düzenliyor. Peki biz neden titiz oluruz? Yani neden bir şeye titizlik gösteririz? Hep daha iyisi olsun isteyen, daha güzeli olsun isteyen insanlar titiz olurlar. Dolayısıyla bunu yorumlayarak ben burada Ceyhan seçeneğine erişiyorum. Ancak Denizli seçeneğe baktığımız zaman zaten kişiyle ilgili, yazarla ilgili olumsuz bir şey söylüyor. O şunu mu yazsam, bunu mu yazsam diye kararsız kaldığı ya da neyi yazacağını bilmediği için değil, çok uğraş verdiği için arkadaşlar, yani kılı kırk yardığı için, titiz davrandığı için bu kadar uğraşmış oluyor. Devam, bir tane daha çözelim. Bu parçada anlatılan aydın tipinin özellikleri arasında hangisi yoktur? İlkeli, eleştirel bir tavrı vardır. Sorumluluk almaktan kaçınmaz. Kitlelerin beğenisinin peşinde değildir. Alçak gönüllü ve saygılıdır. Bilgi ve donanım bakımından eksiksizdir. Bakalım. Aydın insan düşüncenin gökkuşağını 7 rengiyle sever. Ama prensiplerini elden bırakmaz. Bak, prensiplerini elden bırakmaz. O zaman nedir? İlkelidir. Çünkü o prensipler hayatın taşlarının arasından süzüle süzüle gelmiştir. Yine de onları yeniden gözden geçirir, sorgulayıcı davranır. O zaman buradan da eleştirel olduğunu ne yaparım? Çıkartırım. O zaman Adana seçeneği benim için gitti. Bir doğru gördüğü an onu alır,
ve yanlış bir şeyi prensip diye tabulaştırmaz. Yine tabulaştırılmaması da eleştirel olduğunun göstergesidir. Ayrıca elini taşın altına koymayı bilir. Elini taşın altına koy deriz bazen. Yani sorumluluk al deriz. O zaman buradan Bursa seçeneğinde ne yaptı? Gitti. Doğrularını terk edip tribüne oynamaz. Tribüne oynamaz derken de kitlelerin beğenisinin peşinde değildir ifadesini elerim. Bununla birlikte halkı hor görmez. Halkı hor görmüyorsa alçak gönüllüdür. Hakkın istediğini yapar. Üstlence ukala bir tavır sergilemezse o zaman da saygılıdır diyorum. Denizli seçeneğini de eliyorum. Ancak bu kişinin bilgi ve donanım bakımından eksiksiz olduğunu, hiçbir eksiği olmadığını söyleyemem. O nedenle de doğru cevabım Edirne seçeneği olur. Evet, değerli arkadaşlar, katılımınız için teşekkür ediyorum. Helal olsun, sizler de helal edin, sizler de vakit ayırdınız. İnşallah başlayacak olan derslerde bir grupta karşı karşıya geliriz inşallah. Fayda sağladıysak ne mutlu. Tek Uzem'e de teşekkür ediyoruz. Şu an bu kaydı devam ettiren, bizim için bu saate kadar çalışan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Evet, beni önceden tanıyan arkadaşlarım belli. Her zamanki gibi dediğine göre. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.